Dishonored'ı vesaire geliştiren Arkane Studios, Bethesda'nın en önemli stüdyolarından bir tanesi. Kendileri 1-2 yıl önce Redfall diye bir oyun duyurdular. Ve Redfall bildiğin hani o çok sevdiğimiz immersive sim, Dishonored türünde işte stealth'in bilmem nenin çeşitli böyle oyun mekanikleri, inanılmaz bölüm dizaynı falan filan değil. Baya 4 kişi açık dünya co-op vampir vurmalı bir oyun duyurdular. Hani böyle Left 4 Dead'in vampirli versiyon tarzı bir oyun duyurdular. Açık dünya olacak vesaire falan diye. Ben ilk gördüğüm andan beri oyundan bir bok olmaz demiştim. Microsoft bunları muhtemelen çöp oyunlar yapmaya zorluyor. Bethesda'yı satın aldıktan sonra böyle hızlı hızlı Game Pass katalogunu doldurabilecekleri oyunlar yapmaya yönlendiriyor falan diye düşünmüştüm. Ne bileyim, Redfall ne olduğunu bilmiyorum. Starfield görmedik. Ne olduğunu hala bilmiyoruz oyunun. Sinematik fragmanlarla geçti. Bana çok anlamsız geldi o yüzden tüm sunum açıkçası. Redfall çok kötüydü arkadaşlar. Redfall hiç kalmadı benim aklımda. Yani. Ben oynarım Arkane oyunu da. Ben oynarım aslında da yani bu ya değil. Böyle Arkane oyunu değil en azından. Yani. Yapacaksa Prey 2 Prey yapsın şey. Oynarım. Ha, mis gibi gider. Dishonored yapsın oynarım. Evet. Ama yani... Ama... Yani Redfall değil hayır. Ben Deadloop ile oynarım şu an çıksa. Deadloop tane. Hani Deadloop 2 göster onu bile oynarım. Heyecanlanmam. Ama o ya tamam. Şuna tercih ederim en azından. Azından. Bir yenilikçi diyorsun. Ya şuna var. Tercih ederim. Ya var bir şeyler işte. Süper değil ama oynarım yani. Evet. Ya şu değil yani. Bu çok anlamsızdı. Neyse Redfall bayağı bir ertelendi. Bir sürü şey oldu falan ve bu yılın en çok beklenen Xbox Exclusive diyeyim hadi. Xbox tarafına ya yani PlayStation'a çıkmayan bir oyundu. Xbox Exclusive'iydi. Oyun çıktı. Korkunç şekilde glitchli, tamamlanmamış, bitmemiş, rezalet bir işti. Her taraftan gömüldük. Bir Cyberpunk vakası tekrar yaşandı diyebilirim neredeyse. Tabii o kadar büyük bir proje değil Redfall ama yani Cyberpunk kadar çok rahatlıkla bozuk bir oyundu. Neyse geçenlerde bir haber çıktı. İçeriden zamanında ayrılan birkaç stüdyo çalışanının bazı ilginç bilgileri yayınlandı. Sevgili bu Jason Schreier abimiz tarafından. Kendisi Amerika oyun basınının gerçekten çok sağlam adamlarından biri. Ha. 2-3 tane kitap yazan abimiz aynı zamanda. İşte Reset Evet Atı, şey değil mi? Kan Kantar ve Pikseller. Aynen. Piksel, Onu yazan abimiz aynen. Redfall çok ilginç bir şekilde Microsoft'un projesi değilmiş. Microsoft satın almadan önce Bethesda'yı zamanında Arkane'in bu Dishonored 2 ve Prey'i üst üste yayınlayıp aynı yıl içerisinde neredeyse hiç sattıramamaları sonucunda Bethesda'nın böyle bir şey değiştirme ne diyeyim yön değiştirme durumu Strateji. yaşanmış. Yani strateji değiştirme evet. Şimdi zamanında Bethesda 2017 civarında olması lazım. Ta o zamanlarda şirkete bir yerlere satma aslında yoluna girmişler. Konuşmalara başlamışlar orayla burayla ve şirketin şeyini çok hızlı şekilde arttırmaları gerekiyormuş. Değerini çok hızlı şekilde arttırmaları gerekiyormuş. O yüzden hızlı üretebilecekleri, çok fazla oyuncuyu aynı anda oynatacak ve uzun süre hani oyun saati gömebilecekleri böyle bu looter shooter tarzında veya işte ne bileyim online tabanlı oyunlara böyle bir abanmaya karar vermişler. Bu işte Fallout 76 vesaire hep o dönemin şeyleriymiş aslında meyveleriymiş. Arkane'e de zorla bu oyunu yaptırmışlar. Açık dünya, 4 kişilik shooter, işte co-op shooter, vampir öldürmeli falan ve Arkane'deki çalışanların neredeyse hepsi projeden nefret etmiş. Gerçekten nefret ederek çalışmışlar. Hatta o kadar soğumuşlar ki yani Arkane'in içerisindeki o kadro Prey'de falan çalışan kadronun %70'i Redfall'un geliştirilme sürecinde zaten stüdyodan ayrılmış. Başka yerlere gitmişler. Arkane'in içerisinde ne adam gibi çalışan kalmış ne bir şey hani gerçekten böyle proje boka sarmış. Hatta Microsoft satın aldığında içerideki Arkane çalışanları ya Microsoft bizi satın aldı. Şu projeye bakarlar ne kadar rezil halde olduğunu görürler. Belki iptal ederler de biz de kurtuluruz. Demişler adamlar. Ciddi ciddi bunu ummuşlar. Yani harbiden makalede bu yazıyor yani. İnşallah iptal ederler falan filan demiş herifler. Ama yok Microsoft oyunu görmüş ve demiş ki ya yok bu proje güzel tamam buna devam edin demiş. Ve adamlar zorla ittire 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 o rezalet Redfall oyununu piyasaya çıkarmış bulunmaktalar şu anda. Arkane'in şöhretine, itibarına ya geri dönüşü olmayan bir darbe vuruldu. Yani sadece şöhrete değil gerçekten. İçerideki talent'ı kaybetti adamlar. Yıllardır o stüdyoda olan ve o Arkane büyüsünü gerçekten Arkane oyunu denen şeyin sağlayan designerlar bilmem ne hepsi stüdyoyu terk etmiş durumda. Arkane gelecek yıllarda eğer kapanırsa veya bundan sonra yaptıkları yani 2-3 oyunda rezalet işler çıkarsa şaşırmayacağım. Oyun dünyasının gidişatı beni çok korkutuyor ya. Oyun dünyasının gidişatı beni çok korkutuyor. Üstte o kadar fazla problemli oyun çıktı ki son dönem. Jedi Survivor bir yandan, Gollum bir yandan, Redfall bir yandan. Oyunlar yayınlanıyor. Hemen arkasından Twitter'dan özür dileriz postu yayınlıyorlar. Abi özür dileyecekseniz o şeyi de çıkarmayın yani bu oyunu. Ben
hala çözebilmiş, kafamda bir yerlere oturtabilmiş değilim bu durumu. Ama galiba Arcane'in de yakında üzerine toprak atmaya başlayacağız gibi duruyor. O eski immersive sim oyunlar birazcık kayboldu gitti gibi duruyor. Oyun dünyasının gidişatı beni çok korkutuyor ya. Oyun dünyasının gidişatı beni çok korkutuyor. Oyunlar yayınlanıyor. Hemen arkasından Twitter'dan özür dileriz post yayınlıyorlar. Abi özür dileyecekseniz o şeyi de çıkarmayın.